Merhaba arkadaşlar. Mancar dikeceğim bugün, mancar. Bugün mancar mı dikeceksin ne? Bugün mancar dikeceğim. Hiç fidem iyidir. İyi yeter. Evet arkadaşlar bakın. Annem mancar fidesini beğenme. Yeter mancar fidesi. Bakın bizim mancarlarımız Karadeniz mancarı. Daha güzeller mancar fide. Daha ne olsun? Şimdi mancarlarımızı annem dikiyor. Naruş diktin mi mancarı Naruş? Vallahi dikmiş herhalde. Ne ki? Seyrek dikmiş. Ha, onun fidesi vardır ya. Vah ya güzükenin yetiyor. Evet arkadaşlar. Bugün mancar dikeceğiz. Tekrar yağmur yağdı. Yağmur yağdıktan sonra bahçeye geldik. Bahçede şu an mancar fidesi alıyoruz. Mancarlarımızı dikeceğiz. Bakın, şu mancar tepesi yok anne. Olmaz değil mi? Alacaydı içinden anne. Ona sen hiç diktin mi? Ha, belki yol anne, o ayrı bir mancardı. Yeter o kadar mı olacak? Açık dikiyor ya. Bakın arkadaşlar, mancarlarımızı aşağıda daha iyi mancar oldu yani. Burada verimli olmayı ki. Mancarlarımızı dikeceğiz. Fasulyelerimizi çıllayacağız. Gördüğünüz gibi. Fasulyelerimizi. Şurada mancarlar var anne bak. Şöyle alı yunu yunu. Kocaman da şurada kala. Karadeniz'imizin mancarı. Bakın. Onun mancarı. Neyle dikeceksin? Yani eldikçe mi dikeceğiz? Ona idile be. Ha, çok güzel aldım ya. Güzel. Aldım. Ben seçmeci aldım. Bakın domatesler çok güzeller şurada. Ha. Kabaklarımıza bakın arkadaşlar. Kabaklarımıza. Kabaklar kabak mıymış ya valla. İyi ki dikmişim ben bu kabak. Semizotlarımıza bakın. Semizotlar çıktılar. Gözükler göreyim kadar. Yo olsun lan sıkı son yıkan seyirle otu var için temizleyecek. Bakın semizotlarımız çıktı. Domateslerimiz de çeli domatesi grida. Bakın. İçinde mısırları yoncuyoruz. Otları şu otu yondum burasını. Şöyle şu tarafla var semizlerimiz otu temiz. Bebek gibi bunlara intizam göstereceğiz arkadaşlar. Anam şimdi mancarımızı diksin bakalım. Dayaklarımızı fosil dayaklarımızı dayak akacağız. Bakın anam dikiyor. Mancar hiç nerede bizim oluyor ne? Şu tarafta oluyor mancar. Mancar nasıl dikülü? Nasıl dikilse ne? Toprak yumuşak mı? Hah. Annem açtı. Evet. Bacana basıyor mu anne? Bacana basa daha iyi olmaz mı? Hava almaz dipleri. Bunları bacana. Bak bacana diktikleri daha güzel olmuş daha. Soku soku ha? Onlar da boş herhalde bak anne. Bak ben şöyle şu aralığa var ya sıra hizalığa var ya hep onları dikmeli anne. Onlar da fasulyeyi bir şey yapmaz da. Şu ortası boş ya ortasında daha güzel mancar olur. Bakın mancarlarımız çok güzel. Bir tarla mancar. Bakın annem basıyor yani. Ha ayağını bastım tamam işte. Bakın açtı anne. Şunları geçen dikmişti annem. Gene diki ya olsun. Fazla değil mi anne? Tuttu. Çok güzel. Bakın. Mancarlarımızı dikiyoruz. Fasulyelerimizi çalacağız. Fasulyelerim. Bak hani ürük domatesi şurada gördüğüm ana. Bak. Kalsın. Ürük domatesleri. Aslında bir yere dikmeli garipleri. Bakın. Annem ayağına basıyor. Bakın. Mancarsız durulun be anne. Mancar iyi oluyor. Burada ürük domatesi bakın kendinden bir tane domatesler çeli domatesi. Ürük domatesi diyoruz ya. Çeli domatesi. Kendiliğinden bitiyor la. Evet. Bakın. Oo. Annem dikti. Dayakları götürüyor. Halime çal. Darı da götürüyor. Evet. Dayakları getireceğiz arkadaşlar. He? Boğazların belliğiyle. Boğazlarını böleceğiz arkadaşlar. Annem böyle fasulyemizi dikeceğiz arkadaşlar. Böyle işte. Şimdi mısırlar seyrelmiş ne kadar güzel olmuş ya gördün mü anne? Çok güzel. Sen ektin mısırı ben mi ektim? Sen kendi dedi. Mısır toplayıydılar dedi. İmemişler de. Garip de. Bakın yağmura sonra fasulye yaprakları bir taraf oluyor lan. Sarar ya. Sararıyor mu? Evet. Çok yağmur sevmiyor mu fasulyeler?
Şu güzel bak yer boş yerle. Getireyim anne fide istedi. Bakın mancar fidesi annemi getiriyorum. Mancar fidesi çok anne bak şurada boş da aslında. Mancarlarımız olsun. Bahçemiz. Aslında anne boğazını belden sonra yapsaydı olmaz mıydı? Kuyu yaparken şey boğazını belleken gitmez mi? Mancarlar eleme cemmen ta. Ha. Anne bir tek fasulye beleceğim de. Mancarlar sonra. Mısırları? Onlar da çeteleyebilir. Evet. Kamaç var annem. Evet. Gördüğünüz gibi. He? Ne tokma? He. Böyle. Bahçede mısırını ne açıda görüyor musun? Mısırlar hani dışarıda. Çok güzel mısır çıktı. Mısırlarımız bakın. Fasulyenin yapraklarının büyüklüğüne bakın. Maşallah ne güzel bitti. Toprağa hayvan gübresi atmaz dedi. Gübre atmayınca olmaz dediler. Hayır. Biz çok gübre attık. Değil mi anne? Hayvan gübresi attık değil mi biz bahçeye? Seneye atacağız yani. Ona az bir şey atacağız. Hayvan gübresi atmak çok fena bir şey. Yani çok fazlası bir şey değil. Kararınca atacağız arkadaşlar. Çoğu attığımız zaman bu sefer yakıyoruz hayvan, sebzeleri. Bu sefer o da gidiyor. Olan da gidiyor. Anlayacağız. Bakın biz fasulyemizi çalılayalım. Anam mancanın dikek olsun. Arkadaşlar şimdi annem mancar dikti. Fasulyeleri boğazının çapasını yapıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Anam fasulyenin çapaları ne güzel bak toprak çok güzel. Kum gibi anne. Kendi patpatına bakıyorsun değil mi anne? Kendi patpatımıza ne bakıyorsun? Mancar dikmeyelim anne. Dayak kalkacağız mı bugün? İyi ne listersin anne. Mancar dikelim de anne. Yani şimdi şey biliyorsun. Kavol. Mancar dikelim. Kavolun kocamanlarım var. Evet. Rüzgar var bugün. Hava değişik. Yağmurdan sonra. Güzel oldu. Fasulyenin boğazları. Ne güzel bak. Ot kazıyoruz bugün. Mısır otu. Diğer gazmıyor olsaydı ben de sahaya yapardım. Anne bak bizim yapak çıkmış. Yapak toplayalım dolma sararız hem. Takipçilerimiz bir de bağ yapak toplayalım. Bak üzüm bağlar çıkmış. Bahçede var bizim üzüm bağı ya. Oraya merdiven koruruz. Güzel oldu. Fasulye açıldı ya. Ne güzel oldu fasulyelerimiz. Arkadaşlar. Ayten yenge resim yollamış. Biberleri dikmiş. Mesut abimle file odunları yapmış, kışlık odunları. Hatta ben resmini at, ben resmi gösteririm sana. Ne odunu? Kışlık odun yapmış, odunları da var. Ne güzel ya. He, Ayten yengeni biberli ama çok yağmur yağıyormuş. Çok şürür o. Ya bilmiyorum ki. Çok geçen de buna fideleri almıştılar ya Ayten yenge Hacılar köyünden. O Ayten yengemiz fideleri dikmiş ama yağmur çok yağıyormuş herhalde Almanya'ya. Bizim buraya haftada bir kere yağmıyor bile, 2 haftada bir kere yağıyor şu ara. Burada çok güneş var ve sıcak var değil mi anne? Daha o şu an soğudu ama. Baban etti. Evde babam. Evet. Şimdi ben de gazımı getireyim de ben de anneme yardım edeyim. Şunu ikimiz annemden girelim. Evet arkadaşlar. Şimdi anamla birlikte mancarından fasulyenin otunu gazalım. Gazıyoruz biraz. Bahçe işleri. Böyle gidiyoruz. Biraz rüzgar, yağmur geliyor değil mi anne? Önceden bostanda böyle ot kazıyorduk. Çok ot kazdık biz zamanında. Şu parmağımı da kestim az önce. Çok ot kazdık değil mi anne? Nari şansına da kazdık değil mi? Aslında ekmesi ekmez yani kendimiz diktiyiz. Dedem ne olacak hiç mi? Kendi... Anne dedem öldü 15 sene oldu. Sen ta yakınlar hep ot kazdık. Uğraştık ne bileyim ben arkadaşlar. Uğraşmadan. Çok uğraştık. Mısırı çok uğraştık. Bayağı bir ot yaptık gaz. Yani bayağı dediğimizde 2 dönüm yeri kazanmıyoruz da. Yani. Annem şimdi yapamıyorum da ya. Yaşlandım da yani. Evet.
Fas. Trenle kepçe var adamı. Şöyle ananın fasulye boğazını belleyelim arkadaşlar. İşlerimize devam edelim. Bugün yağmur gelmeden tren yanında bir şey de gidiyor. Bizim olduğumuz konum çok güzel. Tren yolumuz, araba yolumuz, uçak yolumuz, hepsi birbirine yakın. Yani gerçekten güzel yerden bir tanesi. Zonguldak en güzel noktalarından bir tanesi bizim olduğumuz konum arkadaşlar. Anacığım bak vallahi yapıyoruz ama bostanımızı kazıyoruz. Ot kazmak. Millet şimdi diyecek ki takipçilerimiz. Ne diyeceksiniz? Ot kazmayı özledik. Bizim tarlada var kazmış. Bizim tarlada ot. Annem de ki gelin bizim tarlada var diye ot kazma geliydi. Yani ot annem kazmadığı için aslında imiciye kişi çağırmış olsak takipçilerimiz yakındaysalar yanımıza gelirler bizim. Değil mi anne? Evet. Yapardılar gerçekten ama biz ot kazmıyoruz arkadaşlar. Ektiğimiz mısır hayvanlarımıza yem o hayvan içinde oluyor. Otun gaz modumuz halde mısır oluyor değil mi biz bana? İyi tabii bir mısır. Yani 50-100 kilo kuru mısır koyuyoruz biz arkadaşlar. Hiç otun gaz modumuz halde oluyor yani. Biz de şöyle ot gazı arkadaşlar bakın. Ot mısır otu şurada duruyor bakın. Yapmayacağız. Otun gaz modumuz arkadaşlar. Şöyle sizlere otumuzu şöyle göstereyim sizlere. Baca doldu. Doldu mu? Canım alır ya. Doldu. Kocaman da. Haa, kocaman da yandan mancar dedi. Şuan kalırken gezerim, belki gezebilirsen. Fasulye, inşallah Allah anne ya. Geçen sene bir hastalık geldi, olmadı arkadaşlar. Sen bir taraftan hastalığı. Ne tarafta? Dokum olmaya ya arkadaşlar, dokum. Fasulye neden dokum olmaz? Ben anlamadım, gitti. Dokum olmaya. Bir sorun var herhalde bir yerde. Dokum olmaya. Şöyle alayım ben yan tarafa. Yan taraftan çekelim şöyle. Evet. Dokum olmaya bilemedik. Bilmiyoruz bakalım. Şöyle. Fasulyemizi otunu kazalım. Çapası güzel olması lazım. Bugün işlere devam. Sonuz. Nerede? Diktim. Annem mancar dikmedim de ya. Dikmemişim de ya. Ya unuttum de ya annem. Ya kurudum de ya. Kurudu de ya. Dayak kalkmış da yarına kaldı. Değil mi? Ben sen yapmayayım de hepsini bir anda. Boğazını belleyelim. Ha, boğazını belleyelim de ya annem. Güzel evet arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Bakın. Fasulye adeta güzelleşti. Bakın. Bahçemizi son aşaması gelindi. Sen de yatağa anne. Bak şöyle. Semiz otlarımız çok güzeldi bahçede. Mancar mesela bak çiçek gibi açılıyor anne mancarla. Mancarla çiçek gibi açılıyor da. Arkadaşlar işi erkeğe kadın olmaz bahçeye yapın. Üreten sebzeci sebzeyi erkeğe de yiye bayanı da yiye. Yani herkes bir şeyler yapsın, üretsin, çalışsın, bahçede yapsın. Bilemediniz her işte yapabiliyor yani. Bunu yiyen bir tek bayan değil. Herkes yapsın bir şeyler, elinden tutsun. Karadeniz insanı çalışkandır. Bayanı da erkeğe de. Erkeklerini herkes aynı keseye koymayabiliyorlar bazen. Bizim Zonguldak yöresinde, Bartın yöresinde erkekli bayanlığı herkes çalışıyor. Yani gördüğümü söylüyorum yani. Genel olarak konuşmuyor. Herkes çalışıyor yani. Çiftçilik yapanlar çok çalışıyor değil mi anne ya? Köylerde çok çalışıyorlar. Yani çalışıyor derken bahçelerde. Biz de buraya kendimize kendimiz kadar ürünler yapıyoruz. Bilip de hani o kadar çok şey yapmıyoruz. Fazlasını yapmıyoruz yani. Şöyle. Anamla birlikte bahçemizde işlere devam. Bu fasulyeyi biraz sonra görersin. Çok güzel olur. Dayağı çıkala dayağı.
mancır dibini şey yaptım. Yok. Diktiği şey yaptım yeni. Annem bunu diktiydi az önce. Dikilenleri de basıyor şöyle üzerine. Şey alsın diye, hava almasın diye. Böyle dikiyoruz arkadaşlar. Dikiyoruz hemen de çeteliyoruz. Arkadaşlar buraya şey sasadım içine. Çukundur tohumu. Vallahi hep unutuyoruz ya. Bebeğin saçına yok. Bebeğe saçmalı. Yukarı nohutları patates için saçtık ya. Onlar çıkmış daha. Bu yeter mi öyle? Yeter de hani. Mancalları hep basmış yani bu. Mancalları hep basmış. Bir tane ben giderdim. Kesin ya. Mancal dikeceksin ama bir şey olmaz da. Evet. Çamamızı yapalım arkadaşlar. Biz devam edelim işlerimize. Arkamız açılıyor. Ne güzel oluyor anne. Yoruldum. Yoruldum anne. Ben yardım ediyorum. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bizde böyle. Bakın. Şunlar da hurmala. Cennet hurması, Trabzon hurması bakın. Bakın çiçek verecekler. Bu aşamada da ben size paylaşacağım. Hurmalarımızı yerken de toplarken de sizlerle birlikte hep beraber yiyeceğiz inşallah. Bakalım neler olacak. Videolarımız daha çok kitlelere inşallah daha çok kitlelere hitap ederiz. Zonguldak'ımızı, yöremizi, insanımızı, kendi kültürümüzü, geleneklerimizi sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Çok yerden izleyenler var. Çok ülkeden, işte, Türkiye'nin belirli illerinden izleyenler var. Hepsine sevgi selamlarımı gönderiyorum. Bizler günlük işlerimize, Zonguldak günlük işlerine devam ediyoruz. Bakın şu güzelliğe bakayım. Ne güzel. Gölge kesiyor mu, gölge kesmiyor. Biz gölge olmayan yere bahçe yapıyoruz. Gölge olan tarafta da yemişler yiyoruz. Yani her iki faktör de bizim aleyhimize, yani şeyimize, lehimimize mi diyorlar. Onları yiyoruz. Sebze bitince meyve yiyoruz. Meyve bitince sebze yiyoruz. Her ikisi aynı şekilde ölçüde, dengede yani. Nesillerimize böyle. Çok güzel. Haydi bakalım. Bizler işlerimize devam edelim. Yavaş yavaş yapalım annemle. Bak, anam da orada yapıyor valla. Ne yapalım işte böyle. Anne buna ne zaman sonra verim olur? Temmuz'u kalmaz anne. Haziran'ın sonunda fasulye yiyebiliriz. Başında ya, Temmuz'un başında ya da. Haziran'ın sonunda anne. Çünkü fasulye bir uzadın mı bağ çıkar ya bak ortasından. Bir uzadın mı arkadaşlar bir ay sonra yiyoruz. Bitim aşaması. Biz bunu Mayıs'a mı diktik anne biz bunu? Mayıs Nisan diktik Nisan'da. Nisan'a diktik. Eski ay yeni ay var arkadaşlar. Eski ay yeni ay meselesi var. Eski ayda dikilirse ay derken eski ay yani hilal çehre, dolunay vesaire verim daha çok oluyormuş eski ayda yuvarlak olsa ama orak sabı gibi olunca olmuyor mu anne? Annem bilmez onları da ben de bilmiyorum. Yaşlarımız biliyorlar ve belirli bir kişiler biliyor. Ben pek bilmiyorum o ayı yeni eskisini. Biz ne olsa ekiyoruz toprağa artık verirse vermezse de Allah biliyor. Hadi bakalım bizler işte devam edelim. Bak anam da burada. Anacığım. Nereye anne? Şey ancak. Ha en son. Hadi bakalım annem hemen hesabı yaptı valla. Evet arkadaşlar bakın kabak var burada. Akkabağımız var. Bu akkabağımızı seyretmişiz şimdi. Anam bunu diktikçe dikmiş. Diyorum ben size annem çok sıkı seviyor için, sevdiği için. Anamı vazgeçiremiyorum bu huyundan. Bayılıvacak annem yoksa seyrek dikince. Evet şimdi. Şimdi şunlar dursunlar da gene iki tanesini alırız. Bir tanesini alırız neyse. Dört tane kalsın kuyuda. Koyuyorum gene kuyuda anne. Ne olur ne olmaz diye. Daha şimdi sık ama bu böyleken de. Şöyle biraz seyretmesini yapalım. Heh. Anam diktikçe dikmiş be. Dört tane kaldı. Bak. Tren geçiyor. Muhrabı bir trene gidiyor. Garabik Lavuk köyüne gidiyor.
Dursun gene çekeriz ya, 4 tane koyar dur. 4 tane koydum, 4 tane. Şöyle. Şöyle şöyle alalım bakalım. Bayağı da bitmiş arkadaş ya. Annem bunu hep ortaya atmış. Olmaz diye. Yani bitmez diye. Şöyle dursun da. Bunları arkadaşlar. Çıkardıklarımızı bir yere dikiyoruz ya. Önemli değil, yeter ya. 5-6 gavuz şey yeter. Anne. Bilmiyorum ki ben. Evet. Arkasını dayak kurur anne. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim size bahçeyi. Bakın burada işler bitti. Bitti. Burada iş biter. Burada da semüzlerimiz var. Bu semüzlerimizle otun temizleyeceğim ben. Gördüğünüz gibi yemyeşil. Bunu temizleme işi var burada. İçine mısırları yonacağız. Şuna Meryem abim bana gönderdi tohumla. Çok güzel bunların çapası olacak şimdi. Şu geçene aldığım kabaklarım, kızartma kabaklarım. Aksınız atıklı hava. Siz dikici olayı verici Allah. Evet. Yani biberlerimiz burada. Bamyalı göstereyim size. Bamya nasıl oldu diye sorarsanız. Bamya çok faydalı. Bakın şöyle tohumları ekmiştik geçen, maydanoz tohumlarımızı. Bu da marul tohumlarımız. Görüyorsunuz marul tohumlarımızı. Geçen diktiğimiz domatesle bakın canlı da. Çok güzel. Bamyalarımız. Gördünüz mü arkadaşlar bamyaları? Çok güzel ya. Ben bunu ayağımdan bastım. Toprağı en dibine. Sonra üzerine tohumu attım. Tekrar tohumu da bastım arkadaşlar. Hava almayınca bamya güzel oluyor. Ve şimdi bamyamız, bir ay sonra bamyamız çıkar bizim. Bir ay sonra bamyamız çıkar. Bilginize. Bakın domatese. Gördünüz mü? Havalar sıcak gittiler. Domateslerimizle domatesi duyacaklar. Bakın çiçek verecekler. Veriyorlar da. Hayriye curabım bir domatesleri bunlar, şunlar. Şu taraf benim fideler. O tarafı da diktik. Çalışan oluyor yakın. Bezelye gördünüz mü? Çıngıl çıngıl. Yine döktü bezelyelerimiz arkadaşlar. Maşallah. Bir yandan döküyor. Bir yandan verim oluyor. Bakın. Bir yandan yiyoruz. Bakın. Çıngıl çıngıl ya. Bakın bura patateslerimiz bitmez dedi. Yetişmez dediyiz. Bizim Karadeniz yağmurlu. Neye kelsiz? Veriye için nohut ekti. Bakın nohut da attık için. Golgada ama. Yine dediğim gibi Allah verirse olur. Patatesler bittiler hep. Buraya bir şey olmadı. Golgada yemişti bir diye. Böyle saçtık. Olursa olur. Biz boş bırakmayalım mı toprağımızı? Bakın burada bezelyelerimiz yine döktü. Bakın. Çok güzel verimi. Şöyle alalım. Yiyelim mi biraz? Sarımsaklarımız burada. Ne yapsanız ne etsiniz, samsaklar belirli bir zaman sonra ilaçla sepsiz bırakacak kendini yani. Yani sarımsağımız belki de bundan sonra gurur baş çevirirken. Bakın. Burada nar dayı var. Bezelyeler buradalar. Bakın. Gözelle bunlar, gözelle. Yağmur da yağıyor ya bu bezelye. Daha veriyor yani, daha döke. Nurhan abicim daha verirler bunlar. Daha verim oluyor yani. Hadi bakalım. Bir soğan fazla dikmedik arkadaşlar. Burada hiç gübre yok. Hayvan gübresi burada hiç yok ama maşallah soğanlar çok güzel. Yani bazı sebzeler de hayvan gübresini hiç sevmiyorlar. Onu da söyleyeyim. Bakın mesela örnek soğan. Hiç gübre yok yerinde. Ama soğanları çok gür. Yani. Bu da değişik. Hadi bakalım bizler de işlerimize devam edelim. Sizler izlemeye inşallah. Fasulyeler daha çalınacak. İşler böyle işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yağmur da geldi bir yandan. Tren gitti. Yine tren geliyor. Bakın aynı bir videoda iki tane tren geçiyor. Arka arkaya. Aa, bir tren yolundan. Çok güzel. Bahçe çapası ve yeşillik, doğa harika. Değil mi? Maşallah.